Tek kişilik special gösterisiyle Yunus Emre Gündüz. Ben niye Erdoğan'a döndüm? Hoş geldiniz. Hanımlar bugün bayağı bir hoş. Hoş geldiniz siz de. Diğerleri de hoş geldi erkekler. Ya şey istiyorum bazen böyle, sadece kadınlara gösteri yapayım. Böyle gözüm gönlüm açılsın. Zor oluyor diğer türlü. Gösteri çekimli olacak. Ya bunun heyecanını yaşıyorum. Ben başlarda biraz gergin olurum. Sonraları açılırım biraz. Mümkün mertebe hepsini yayınlamayı düşünüyoruz. Bazı kısımları kestim. Kesmek zorunda kaldım babam izin vermede. Ama oldu da gösteri tahminimden daha kısa çıktı. Babamı yakacağım, yapacak bir şey yok. Bir yandan da güzel bir haber vereyim. Bu gösterinin giderleri çıktıktan sonra gelirinin bir kısmı bağışlanacak. O yüzden kendinize koca bir alkış. Ensar Vakfı'na. Neye güldünüz? Şey, kötü bir şey mi yaptılar? Ben bilmiyorum oğlum. Beni tanımayanlar için kısaca kendimi tanıtayım. Ben Yunus Emre Gündüz. Karikatür ve animasyonla uğraşıyorum bu işlerimin dışında. 29 yaşındayım ve Bursa İnegöllüyüm. Başlarda biraz titreyebilirim. Heyecanla daha da artıyor ama bende bir titreme hastalığı var. Titriyorum ben. Böyle bir hastalığım var maalesef. Başlarda çok büyük sıkıntılarını çekiyordum. Çünkü hani biri sorduğunda ne var sende dediğinde titriyorsun. Çok da numarası olan bir hastalık da değil. Bir araştırayım dedim. Ana, bayağı da güzel adı varmış. Esensiyel tremor. Bayağı havalı. Artık biri sorduğunda tremor var moruk diyorum. Geçiyorum. Ama maalesef mahalledeki lakabım vibratör Yunus benim. Keşke hak edilmiş bir lakap olsa. Yani sahnelerin yıldızı olurum, bu sahnelerin olmaz ama kabul. On yıldır sahnelerde bunu anlatıyorum yine. Ve gerçekten lakabım vibratör Yunus oldu. Dışarıda biri gördüğünde beni vibratör diye sesleniyor. Yanımda bazen beni yeni tanıyan biri oluyor. Çok gergin anlar oluşuyor. Çocuk bağırıyor, videolarını seviyoruz. Vibratör ve video. Diyor ki lan bunun ne videosu var acaba? Onun bir gerginliği oluşuyor. Bir kadınla konuştuğumda karşısında titrediğim için ondan hoşlandığımı düşünür. Böyle küçük anlar yaşarız. Veya işte ne zaman bir polis görse beni, kalbimi dinler sen ne kullanıyorsun diye. Ama ona da hak veriyorum. Çünkü hani zayıfım, 10 kiloyum. Saçlarım kıvırcık ve titriyorum. Belli ki bir boklar yenilmiş. Bir gün o kalbimi dinlediği sırada ben de onunkini dinlemeyi düşünüyorum böyle. Romantik bir an oluşsun. Artık Jop'u nereme sokar bilmiyorum. Birkaç yıl önce bir gösteri çıkışı böyle bayağı bir meraklı bir kadın geldi. Her yerim mi titriyor dedi. Dedim en çok orası. Düşmedi. Denemedim demem en azından. Yaş grubu biraz genç. Kendi takipçim olunca. Animasyonun seyirci biraz küçük oluyor. Benim de YouTube'da işte animasyon kanalım var. 270 bin de takipçisi var. Haliyle çocukları bol bol görebiliyorum. Yeni nesilden umutlu olan var mı aranızda? Onlar beni kurtaracak, onlar bizi kurtaracak diyen var mı? Varsa olmasın. Onlar da bizim gibi. Ya benim kanalda aldığım en çok yorum, abi benim adım da Yunus. Yani birkaç yıl önce bir takipçim beni çizmiş, Instagram'dan yolladı abi nasıl oldu diye. Baya baya gerçekten benim animasyonda kullandığım karakteri 1,5 metrelik kartona çizmiş, uzandırmış yatağa. Abi diyor nasıl oldu? Lan eline sağlık desem ayrı, desem ayrı. Yine de dedim ki belki gerçekten hevesle çizmiştir. Eline sağlık abim dedim. Birazdan yatırıp sikeceğim bunu dedi. Süre uzuyor. Ve birkaç yıl önce oldu. O çocuk artık büyüdü. Belki aranızdan biridir. Belki sensindir. Başlarda biraz küfür olabilir. Kusura bakmayın. Genelde böyle açılıyor seyirci. Onun bir etkisi var. Bursa İnegöllüyüm. Çok da güzel bir yerdir. Dengesiz insanı bol. Köfte heykelini yapan yeriz. Yani siz garipseyene kadar biz onu çok normal görüyorduk. Gayet normaldi yani. Yerin içinden bir el çıkmış, köfte hesaplanmış olabilir. Şehrin yarısı mobilya işiyle uğraşıyor, doğayı kesiyor. Diğer yarısı köftecilikle uğraşıyor, hayvanları kesiyor.
Isengard gibiyiz biraz. Müziği vardır Isengard'ın. Belki bazılarınız dinlemiştir. Çok da epik bir müziktir böyle. Du 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 diye. Bunu kafanızda çalsın, şehirde gezin. Hiç sırıtmıyor. Sağda biri kuzudan kıyma yapıyor. Bunu yaparken garip sesler çıkarıyor. Solda birileri ağaç devirmeye çalışıyor. Ortadan siyah tenli insanlar geçiyor. Çok Afgan göçü aldık. Başımızda bir tane de ak büyücü var. Kulesinden bize emirler veriyor. Belediye AK Partili. Onun da hizmet ettiği doğuda daha büyük bir karanlık lordu var. Adını vermeye götüm yemiyor. Biz de köftecilikle uğraştık. Birkaç yıl dinlenme tesisi yönettik. Takipçiler bana bazıları özellikle köfte lordu der. Ve ayrıyeten benim 3 ton köftem var. Yani bu kiloyla bunu söyleyince çok inandırıcı olmasa da var. Dinlenme tesisi yönettik. Biz daha çok kamyonculardı bizim müşteriler. Çok da güzel, orijinal insanlar. Başta bunları çok tatlı buluyordum. Çünkü hepsinin böyle kamyonundan yaşlı teyzeler iniyordu böyle köylü. Böyle. Ustaya dedim ki abi ne güzel lan. Hani almış eşini gezdiriyor. Eşi değil onlar dedi. Biraz gerginlerdir kamyoncular. Orijinal insanlar diyorum ya. Özellikle onları orijinal kılan şey bu gerginlikleri oluyor. Çok sinirliler. Bir gün tesiste oturuyorum. Servis yapıyoruz bir yandan da. Kıvırcık dedi biri böyle. Gel buraya dedi. Ve bunu Lazia sesiyle düşünün. Çok tok bir ses. Korkutucu. Lan ne yaptığımı da bilmiyorum. Aha dedim, Yunus sıçtı. Sonunda o gün geldi. Kamyoncu dayağının tadına bakacaksın. Bir 10 adım kadar var, gerginim. Ulan gitmesem mi, kaçsam mı? Gerçi ateş eder arkamdan. Bunun bir gerginliğini yaşıyorum. Ya ağlasam mı diyorum. Bu sefer daha çok da dövebilir. Erkek adama ağlamak mı yakışır? Yani çok, ne yaptığımı da bilmiyorum. Çok korkunç. Gittim yanına, buyur abi dedim. Senin saçlar ne tatlı böyle dedi. Lan adamın sevgi diliymiş bu. Lan sevgisi buysa nefreti nasıldır? Ve bunların hepsinin silahı var. Çok şaşırtıcı. Bunlar seni severse seni kardeşi olarak görüyorlar ve bir yandan da korumaya başlıyorlar. Geceleri bizim tesisin oraya 50 tane tır yanaşırdı uyumaya. Ben 50 tane silahlı insanın arasında rahatça gezebiliyordum. Çok güvendeydim. Türkiye'de kaç kişinin 50 tane silahlı koruması var? Erdoğan bir, ben iki. Ve İnegöl'ümüzden çıkmış en ünlü kişi de Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın. Bizden çıktı. Arkadaşımın arkadaşı kendisi. İyi ki de arkadaşımın arkadaşı, yani arada bir kişi var. Olmasaydı büyük ihtimal ben de 10 bin yılla yargılanıyor olabilirdim. Ya da varımı yoğumu kaptırmıştım, bilemem. Böyle olaylar en çok kurulduğu yerdeki insanlarda patlar. İnegöl'den de 20-30 bin kişi dolandırıldı. Mehmet'in ortadan kaybolduğu bir gün vardı. 28 Aralık. Kaçtığı gün. O gün İnegöl'ü bir görecektiniz. Herkesin yüzü düşkün, herkes gergin. Zaten tipten anlıyorsun kimin tokatlandığını, tokatlanmadığını. Böyle herkes tesise gitmeye çalışıyor. Bazıları arabasını satıp sisteme yatırmış. Onlar gidemiyor masum. Otobüs kaldırıyorlar, öyle gitmeye çalışıyorlar. Belediye bir noktadan sonra anons geçti. Gitmeyin, biz gittik yoktular diye. Belli ki onları da tokatlamışlar. Ben hayatımda ilk defa o kadar saf insanı bir arada o gün gördüm. İkincisi de Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladığındaki CHP. Böyle kazanacağız falan diyorlardı. Dedim aynı İnegöl. Karikatüristim. Çok keyif aldığım bir meslektir bu yaparken, çizerken. Özellikle İstanbul'da belli bir yaşın üstündeki insanlar bizi görünce saygıdan ceket ilikliyor. Çok saygı duyuyorlar. Bana bey diyorlar. Uyarıyorum onları lütfen bana la deyin diye. Çünkü asla bey insanı olamadım. Genelde İstanbul'da bu oluyor. Ama maalesef Bursa İnegöl'de daha adını bile bilmiyorlar. Babamla köydeyiz. İki tane yaşlı amcayla muhabbet ediyoruz. Biri mesleğimi sordu. Karikatüristim dedim. Karı karı ney dedi. Tam cevap vereceğim, yanındaki atladı. Pezevenk galiba dedi. Abi dedim, ben insanları güldürüyorum. Pezevenkler de güldürüyor dedi. Aa, arayışta herhalde, bilmiyorum ki. Keşke sadece tek sorun bu olsa. Biz genelde muhalif insanlarız. Siyasetle içli dışlı çalışırız. Ve İnegöl'ün %95'i sağcı. Ya yani İnegöl'de CHP oyu %5. Ben İnegöl'deki bütün CHP'lileri tanıyorum. Bakıyorum seçimlere oy düşmüş. Ana diyorum, biri öldü herhalde. Hemen bir trafik yapıyorum. Ya o kadar sağcılar ki İyi Parti'yi solda sanıyorlar. Başa geçerse Meral Akşener'in komünizm getireceğini düşünüyorlar. Ve bir yandan da muhalifleri de çok. Sağdalar diyorum ama AK Parti'ye de muhalif bunlar. Bayağı muhalif olanları da var hatta. Boksör bir arkadaşla bir gün oturuyoruz. Bence bunlar gitmeli dedi. Dedim evet ya, bazı şeylerin artık değişmesi gerekiyor. Yeni soluklar lazım. Demokrasi böyle işlemez.
Şeriat bunlarla yavaş geliyor dedi. Öyle bir yerden geliyorum. Boksör detayını da şu yüzden verdim. Çocuk hayatımda gördüğüm en iri insan. Karşı gelemem. Buna layıklık desem beni götten tutar ikiye ayırır. Bu eylemi de çok seviyorum. Çok komiğime gidiyor. Hani insan bir meyve olsa büyük ihtimal oradan soyulurdu böyle. İlginç bir tat var. Şu anda Kadıköy'de yaşıyorum. Kadıköy'de siyaset olarak İnegöl ne kadar sağdaysa bu da orada o kadar solda. Kadıköy'de de şunu gördüm. Ne kadar sola gidersen git hep senden daha solda birileri var. Marx beğenmiyor adam. Onu sağcı bulmuş artık. Nereye kadar gitmiş de. Nazım Hikmet'e gidin biri böyle düşünüyor. Orada sol mining'i yapıyor işte. Hani daha denelim ne kadar gidebilirim diye. Kadıköy öyle bir yer. Babam çok şükür AK Partili. Öyle sağcı bir yerden gelince AK Partili babaya da şükredebiliyorsunuz. Babamın şöyle bir sorunu var sadece. Emekli olduktan sonra çıktı bu da. Babam kendini Erdoğan sanıyor. Lan bazen Erdoğan bile bu kadar Erdoğan değil. Bir ara ver. Ya yeri geliyor Erdoğan'ı yeterince Erdoğanlılık yapmamakla suçluyor. Kendine de bir lakap bulmuş az uzun adam diye. Facebook'ta takılıyor bütün gün. Dedim ya biz muhalif insanlarız diye. Dediğim her şeyi sanki hükümeti eleştiriyormuşum gibi algılıyor. Arıyor beni, gelmiyor musun bu taraflara diyor. Yol çok uzun baba diyorum, eskiden daha uzundu diyor. Gidiyorum yanına, havalar da iyice soğudu diyorum. Ecevit dönemi daha soğuktu diyor. Baba ne diyorsun? Babam başıma bir şeyler gelmesinden çok korkardı bu politik konularda. Ve korktuğu başına geldi. Alırım hayırlı olsunuzu, hakkımda dava açıldı. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Sedat Peker olayları. Benim de var o piyasada bir adım. Vibratör Yunus derseniz. Az titretmedik piyasayı. Gerçekten Sedat Peker olaylarından dolayı hakkımda dava açıldı. Sedat Peker olaylarını biliyorsunuzdur. Zaten bilmeme imkanınız yok. 10'ar milyon kere izlendi o videolar. Sabah 6'da paylaşırdı. Alarm kurar, öyle izlerdik. O videolarda dizi bekler gibi bekliyoruz tarzında yorumlar atanlar vardı. Belki aranızda bazıları da yapmıştır. Yapmayın. Yapmayın. Ben yaptım. Çok iyi biliyorum. Game of Thrones'u böyle beklemedik tarzında bir yorum atmıştım. Şimdi benim YouTube'da takipçi sayısı biraz fazla. Benim bu yorum 37 bin kişi tarafından beğenilmiş. En üstte yıldız gibi parlıyor. Bu ne demek? Bunu sikin demek. Sağ olsun siktiler. Beni bir araştırıyorlar. İnceliyorlar bütün hesaplarımı sonrasında. Hakkımda 12 ayrı konudan Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı galyana getirme suçundan dava açıldı. Hadi Cumhurbaşkanı'na hakaret neyse. Sistem zaten değişti. Eleştirirsin hakaret sayar. Ki bu dönemde de bu çok kolay. Markete gidersin eleştirirsin. Petrole gidersin eleştirirsin. Kız arkadaşın senden ayrılır. Dersin ki reisin kesin bunda da bir parmağı vardır. Yine eleştirirsin. Ama halkı galyana getirme. Ya benim lafımla galyana gelen halkım ben amına koyayım. Ya ben daha kendimi galyana getiremiyorum. Yani sizi nasıl getireceğim? Bir de bazen beni böyle çok büyüten insanlar oluyor politik konuştuğumuz için. Politik bir podcast yapıyorum. Seyirci geliyor diyor ki parti kuru oy verelim. Bazı partiler beni bayağı onlara üye olmam için çağırdı. Ya ben keyifçi bir adamım. Ben felaket diktatör olurum. Bakın ben sizi satarım. Davanızı satarım demiyorum, sizi satarım. Bayağı Amazon'u eBay'e koyar satarım. Vizyonlu bir insan da değilim. Sizi satar parasıyla anama bilezik alırım. Ben öyle bir adamım. Keyifçiyim. Hollywood'da bir tane aktristi beğendim. Yozgat'a hediye ederim ona. Niye olmasın? Bazı şehirlerin adını anamın babamın adıyla değiştiririm. Ya Bursa'nın adı neden Hüseyin olmasın? Sevinsin adam. Ben kendi halinde goy goycu takılan bir insanım yani. Ya çizerim ben en kötü yani kendi işimi yapmam gerekiyor ki en son bir ressam siyasete atıldığında dünyaya neler olduğunu biliyorsunuz zaten. Ailem muhafazakar olmam için çok çabaladı benim. Bir sene yatılı tarikat yurdunda kaldım ki bilirsiniz zaten bunu. Animasyonlarda, podcastlerde bol bol anlattım. Dini bilgim iyidir. Ama o tarikattan hiç düzgün insan çıkmadı. Sanki böyle hepimize Jedi eğitimi vermişler de hepimiz karanlık tarafı seçip sit olmuşuz gibi. Bak o yurttaki tayfadan pezevenk çıktı. Torbacı çıktı. Hem pezevenk hem torbacı çıktı. Haberleri geliyor bana da. Haberlerini okuyorum internetten. Kanıtlı. Ben insanların benim hakkımda şaşırdığı bir bilgi vereyim. Ben Yasin'i ezbere biliyorum.
çok saygı duyulan bir şey. Özellikle memlekette Yasin'i ezbere bilmek. Ama Kadıköy'de yaşıyorum artık. Hani buralarda pek işime yaramıyor. Buralarda da şöyle bir şeye yaradığını fark ettim. Siz de deneyebilirsiniz bu arada. Ot içen bir insan denk gelirse kulağına Yasin okuyun. Ölüm tribine giriyorlar. Yani bilmeyenler için kişinin cenazesinde okunur Yasin. Bunlar da çok odaklandığı için öldüm sanıyorlar birden. Deneyin, mükemmel bir şey. Bak usul usul gidiyorsunuz yanına. Önce 3 ayet okuyorsun. O bir gözü açılıyor böyle. Bir titremeye başlıyor. Devam edin. Bir 3 ayet daha. Sonra sizi bir dürtmeye başlayacak. Lan diyecek bana böyle. Devam edin, devam edin. Sizi daha da dürtecek. Lan ben ölmedim diyecek. Devam, devam. Birkaç arkadaşım sırf bu şaka yüzünden öldü. Ama denemeye değer bir şaka yani. Çok eğleniyoruz biz. Ya otçulara böyle şakalar çok yapılıyor. Çünkü çok odaklandıkları için çok rahat kanabiliyorlar bazı şakalara. Geçen bunu bir arkadaşıma anlattım. Eski içicilerden bir arkadaştı. Dedi ki o da bir şey mi? Bayağı planlı bir şaka yapmışlar buna. Ortamı kuruyorlar. Her şey hazır. Yalandan buna diyorlar ki Sercan bugün hayatını kaybetti. Otobüs çarptı. 2 gün sonra da cenazesi var. Ah geçmiş olsun çok gençti vesaire. Bu muhabbetler dönüyor sonra içmeye başlıyorlar. 1 saat sonra bizim çocuğun kafası çok güzel olunca odaya öldü denilen Sercan giriyor. Bizimki bir çığlık atıyor. Lan diyor şöyle. Diğerleri diyor ki ne oldu lan ne oldu falan böyle. Sercan diyor orada bir şey yok oğlum falan diyorlar. Sercan Sercan diyor. Hala cevap vermiyorlar. Sercan da diyor ki onlar beni göremez. Seni almaya geldim. Daha da bir çığlık atıyor. Neyse ki çok uzatmamışlar şakayı ki. Bir şeyler olacak çünkü çocuğa. Şu an stand-up işlerinde bir yandan da kayıt almamın ana sebeplerinden biri de bu. Benim bir hayalim var. Türkiye'nin her yerinde gösteri yapmak istiyorum. Ve bunu yaparken de böyle motoruma atlayıp şehir şehir gezmek istiyorum. Yeni insanlarla tanışmak istiyorum. İstanbul'a tıkılı kalmak istemiyorum bir yandan. Ama sadece işte motor olunca biraz sıkıntı olabiliyor. Çünkü geçen sana bana otobüs çarptı. Tavsiye ederim. Bir kere deneyin. Çok keyifli bir an oluyor. Bundan çok korkuyorum. Çünkü yolda başıma daha beterleri de gelebilir diye. Çünkü şöyle bir olay biliyorum. İnegöl'de geçmiş bir olay. Bizim bir arkadaş. Bunlar hız motorcularından. Bayağı da hızlı sürerler bu ekipler. 200 ile gece vakti giderken bu yandan bariyerlere giriyor. Şimdi kara komik bir kısım vardır. Bu arkadaşın o kazada nasıl bir açıyla giriyorsa götünün ucu kopuyor. Bu kara kısmı. Çocuğun sağlığı çok yerinde. O yüzden rahatça anlatabiliyorum. İzni var. Ambulans geliyor, bakıyor tamam her şey iyi. Hastaneye götüreceğiz tamam ama ortada göt yok. Geri kalan ekiptekilere ve polise diyor ki siz götü bulun. Arkamızdan gelirsiniz. 10 kişi gecenin ikisinde otoban kenarında yarım saat flaşla göt aramışlar. Aşırı kıskandım bu olayı. Keşke ben de orada olsaydım lan. Oğlum ne güzel göt arıyor lan. Bak bu hayatta daha ne yaşayabilirsin? Göt arıyorsun. Her senaryoyu düşünüyorum hepsi birbirinden komik. Tam buldum diyorsun kedi kapmış mesela. Hızlı alayım desen korkar kaçar. Çocuğun işte ağzında çocuğun götü. Gider. Yavaş alayım desen arkadaşının götünü mundar eder bu sefer. Ya her türlüsü komik. Ya keşke o götü ben bulsaydım. Buldular. Sadece bir renk tonu farkı oluşmuş geçen sürede. Ya da başkasının götü de koptu o sırada. Onu taktılar bilmiyorum. Ya o götü bulmak isterdim. Hastaneye öyle koşmak isterdim. İsmini değiştiriyorum. Ahmet böyle elimde Ahmet diye bağırıyorum. Elimde götü. Kutlu haber getiriyorum çocuğa. Ya bak götünüz kopsa biri size götünüzü getirse çok mutlu olursunuz. O mutluluğu istiyorum ben. Uzatıyorum, geri çekiyorum falan. Olabilir, ben yaparım. Ya da bulunmasaydı. O da ayrı. Götü kopan bir insanı hastanede nasıl teselli edersiniz bilmiyorum. Ama bence komik. Ya bulamadık. Kedi çok hızlı koşuyordu. Sana göt mü yok falan dersin ya. Bir şey dersin orada. O keyifli bir an oluşur işte. Hani başın işte, olur. Çok güzel bir şey. Bundan korkuyorum. Yoldayken benim de göt kopabilir. Ve benim arkadaşlar aramaz. Ya onun gerginliği var. Bana otobüs çarptıktan sonra bende bir şey değişti. İbrahim Tatlıses olduğumu fark ettim.
O da mesela vurulduktan sonra gitti çocuk yaptı hemen. Ben de bir çocuk sevgisi başladı. Aa çok şey, çocuk istiyorum ya, dışarıda bir çocuk görüyorum, kitleniyorum ona, ne güzel. Böyle keşke sarışın bir çocuğum olsa mesela. Mesela artık bir kadına baktığımda daha farklı hayaller kuruyorum öncesine kıyasla. Bakıyorum diyorum ki ben bununla ürürüm, ürerim. Ürünülür bununla. Bozuk bir cümle ama ürünülür. Yani benim bununla evlenip çocuk yapmam lazım. Öyle bir isteğim var ve birden oldu bu. Çok ani değişim yaşadım ve bu bilimsel bir şeymiş, oluyormuş böyle bir olay. Ya bana otobüs çarptı, ben takla attım, 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 düştüm, kalktım, dedim benim üremem lazım. Hani çok ani bir geçiş oldu. Şu an yok çocuk, yeğenim var, onlarla ilgileniyorum. 3 tane böyle dünya tatlısı yeğenim var. Onlarda biraz eğitim, pratik yapıyorum. Ama çok da olmuyor, dayıyım. Ya dayılık görevini yerine getiriyorum diyelim. Mesela eniştemlere bakıyorum, çok güzel ilgileniyorlar. Mesela ortaya bir yemek konuluyor. Yemeğin en güzel kısmını çocuklara ayırıyorlar. Sonra orayı ben yiyorum. Ya benim dayılık bu seviyede. Bir şeyler de yapmak istiyorum ama. Ya ilgileneyim, iyi bir şeyler yapayım o çocuklara. Yazın ortanca olan geldi, daha 7 yaşında. Dedi ki dayı canım çok sıkıldı, bir şeyler izleyelim mi? Tabii dayıcım hani, neden olmasın? Buna yönelik filmler çok sıkıcı oluyor. Yeni nesil çocuk filmleri. Bana yönelik olanlar da buna çok travmatik oluyor. Ortasında bir şey aramaya çalışıyorum. Girdim internete, bakınıyorum filmler. Bir tane buldum böyle, Davetsiz Çapkınlar diye bir film. Tamam dedim, ben bunu televizyonda izledim, bu uygun. Teması da çok güzel. 2 tane çapkın var. Her gün farklı kadın, her gün farklı kadın. Sonra aşkı buluyorlar. Amacı, teması şu. Çok kadın, hiç kadındır. Önemli olan aşkı bulmaktır. Çok güzel, gelişim çağındaki bir çocuk için. Açtık onu izliyoruz. Allah benim belamı versin. Allah benim belamı versin. 5. dakikada bunların çapkınlıklarını vurgulamak için ard arda sevişme sahneleri koymuşlar. Her gün farklı kadın mesajını vurgulamak için. Her gün ekrana direkt 2 tane büyük mememi düştü böyle. Aceleyle böyle gözünü kapattım, atlıyorum. 5 saniye ileri sarıyor, başka meme çıkıyor lan. Atlıyorum başka meme, atlıyorum başka meme. Ayaküstü 6-7 tane meme düştü çocuğun şeyine, önüne. Kafayı bir çevirdim, alnını kapatmışım, gözünü değil. Lan o kadar, Allah benim belamı versin ya. Bak o kadar iyi eğitim almış, o kadar iyi böyle yetiştirilen çocuklara ben 5 dakikada meme sunumu yaptım resmen. Sanki çocuğa gidip demişim ki bak dayıcım, hayatında bunlar çıkabilir, birini seç. Ona yönelik çalış. Benim amaç komple bozuldu. Aileyle böyle şeyler yaşayabiliyorum. Onlara normal olan şey bana ters olabiliyor. Bana normal olan da onlara ters olabiliyor. Bunun hep normal çatışmasını yaşayabiliyoruz. Ben karikatür ilk başladığımda tarikatlarla ilgili bir tane karikatür çizdim. Ve alakasız bir şekilde bu karikatür çok tuttu. Felaket tuttu. Karikatür sayfaları paylaşıyor. 10 binlerce beğeni alıyor. Her yerde böyle milyonlarca okunabiliyor. Çok tutmuş bir karikatür. Bir şey tarikatlarla ilgili olunca ve bu kadar çok okununca tarikat sayfaları da bunları paylaşıyor. Bunu bulun diye. Benim kafa rahat ama. Ne çizgim anlaşılıyor, ne imzam anlaşılıyor. Kafam çok rahat. Bir gün Facebook'ta geziyorum. Ana yine bir tane tarikat sayfası. Bunu bulun tarzında benim karikatürü paylaşmış. Babam beğenmiş. Babam lincime katılmış. Ve hala bilmiyor. Yayınlandıktan sonra öğrenecek. O senenin yazında merak ettim. Hani acaba ne diyecek diye. Babama götürdüm, gösterdim karikatürü. Baba dedim, şerefsizlere bak neler çiziyor diye. Hayatı boyunca, kariyeri boyunca binlerce öğrenci yetiştirmiş o adam. Ve öğrencilerine de sürekli naif bir dili, temiz bir dili öğütlemiş emekli tarih öğretmeni Hüseyin Hoca, ben olduğumu bilmeden bana bir küfür etti. Direkt küfürü açıklamayacağım. Sert bir küfür ama ilk küfürü büyük ihtimal babamın banaydı. Ve hafif de yaratıcıydı. Ben varım, köy meydanında geçiyor ve bir bayır domuzu var. Oradan siz toparlayın. Ama ilk düşündüğünüz değil. Daha da böyle maceralı bir şey. Ben bayır domuzuna biniyorum, o beni bir yere götürüyor. Öyle bir hikaye. Siz tabii farklı şeyler algılamış olabilirsiniz. Hobbit başlangıcı gibi hani böyle değişik. Gösterinin adı Kemikleşmiş Travma. Hafif bir hikayesi var. Yıllar önce çok uzun ilişki yaşamıştım. Ve bundan ayrıldık ve bu kıza karşı bir vefa borcum vardı. 2 sene önce denk geldik biz bununla. Ben de ara ara buna soruyordum, işte bir ihtiyacın varsa sakın
çekinme. Bana rahatça yazabilirsin, bana rahatça ulaşabilirsin. Ara ara da soruyorum böyle. Son sorduğumda dedi ki Yunus kusura bakma ama sokakta bile kalsam sana yazmam ben. Sen benim kemikleşmiş travmamsın dedi. Ay demez. Böyle deyince bayağı sert bir şey yaptım diye düşünebilirsiniz. Yok. Sadece vaktini çaldığım için böyle düşünüyor. İnsanların vaktini çalabiliyormuşum. Bazılarınızın bir saatini çalıyor olduğum gibi. Ben de bir ampul yandı. Dedim ki neden eski kız arkadaşlarımın onları engellemeden önce son sözlerini gösteri adı yapmıyorum. Bu kemikleşmiş travma oldu. Hem bana da uyuyor. Sonraki gösterimin adı da Yunus Hamile'yim. Ama... Otobüsten önceydi. Yani onu da belirtmem gerekiyor. Ya bu gösterileri çekiyor olmak artık stand-up sektörünün yeni geldiği boyut çok hoşuma gidiyor. Çok güzel bir şey. Artık gösteriler daha dolu. Ben 10 senedir yapıyorum bu işi. İlk zamanları bir görecektiniz. Seyirci zaten yok. Gelen uyuyor. Şurada bir kız böyle uyuyor. O yüzden biz açılışları daha sert yapıyoruz. Onun uykusunu açmam lazım. Ayılması lazım ki idrağını, takip mekanizmasını alabilelim. Seyirci bulmak çok zordu. Ki bu gösteride de bayağı zorlandık. Normalde hani benim potansiyelimin bir iki katı kadar bir seyirci var burada. Sorun bakalım nasıl toplandı onlar. Bazılarınızı tehdit etmiş olabilirim gelmeniz için. Selam verene bilet sattım. Bazılarınıza şantaj uyguladım. Bazılarınıza yalan uyguladım. Özellikle şu an içinizde var o kişi. Dedi ki kız düşüyor mu gösterilerde? düşüyor dedim. Üzülmesin çıkışta çok düşecek. Yani yağacak resmen. Akıyor. Dolu seyirciler. Daha da büyük yerlere çıkabileceğiz. Biz öğreniyoruz. Bir yandan da organizasyonlar da öğreniyor. İnegöl'e bir gösteri yapmak istedim. Oranın organizasyonuyla görüşüyorum. Tanıtım yazısı çıkacaklar. Tanıtım yazısının başlığı şu. İnegöl'den çıkan komedyen İnegöl'e giriyor. Yayınla bıçaklasınlar. Bu organizasyonla geçen sene böyle tuhaf bir şey yaşamıştık. 1 Nisan için bir gösteri düzenlemek istemişler. Line-up böyle birkaç komedyenin çıktı. Onun için bir çekim yapacaklar. Gittim ofise. Yeşil perde hazırlamışlar. Tema şu. Biz yeşil perdenin arkasına bir tane komik olmayan bir video koyacağız. Sen önüne çık, bak. De ki buna mı gülüyorsunuz ya? Asıl komedi için seni 1 Nisan'da beklerim gösterimize diye bir duyuru yap. Tamam dedik. Birkaç tane böyle deneme yaptık. Arada da saçmaladık biraz eğlencesine. Şimdi yeşil perdeyi koyunca boş kağıda imza atmış gibi oluyorsun. Komik olmayan bir video koyacağının garantisi yok. Kurgucu arkadaş 3 gün sonra bana attı o videoyu. Arkaya Cem Yılmaz'ı koymuşlar. Ve nerede saçmaladığım şey varsa onu koymuşlar. Cem Yılmaz gösterisi var. Ben çıkıyorum sahneye diyorum ki buna mı gülüyorsunuz? Buna gülen götüme de güler diyorum. Mimikler dinlendi mi diyorum Cem Yılmaz için. Ve asıl gösteri için sizi 1 Nisan'daki gösterimize beklerim diyorum. Yayınlayayım mı diyor. Kesin. Ünlüler gelirdi ilk de. O çok güzeldi. Heyecanlanırdık. Bizi bir ara Cem Davran izlemeye geldi mesela ilk yılda. O Ruhsar dizisinden bilirsiniz. Bir dönemin bu adam mizahtaki önemli isimlerinden biri. Çok mutlu olduk. Çıkışta gittik nasıldı hocam dedik. Cesaretinizi takdir ettim gençler dedi. Tamam da nasıldı hocam dedik. Cesaret dedi gitti. Yani böyle bir aşamadan geçtik. Ama cesaret istiyor. Gerçekten burada durmak bile cesaret ister. Şurada hiç güldüremeden 5 dakika durduğunuz bir hayal edin. Bundan birkaç sene önce internette hafif ünlü bir kız vardı. Çıktı sahneye stand-up'ta. Güldüremedi bayıldı. Benim plan da buydu bu gece. Normalde hani gülmezseniz gidiyorum. Hadi bana müsaade. Bir başka arkadaşı çıkışta dövdüler. Bir başka komedyen de 200 kişi salonu terk etti. Neyse ki bizde olmadı daha. Daha öyle gergin anlar yaşamadım. Ama bir kere sıçrar gibi oldum. Açık mikrofona çıkacağım. 5 dakika 10 dakika bir şey öyle sırayla çıkıyoruz. Benden önce çıkan kız da ergenken ne kadar azgın olduğunu anlatıyor. Yastığa sürünmüş, koltuğa sürünmüş. Erkek lazım diyor sahnede. Bağırıyor bunu yaparken de. Bu sahnelerde biz birbirimize çok daha rahat laf atarız. Böyle pek bir sınırımız olmaz birbirimize laf atarken. Çıktım sahneye, vibratör Yunus'u anlattım. Sonra dönüp kıza dedim ki ihtiyacın olursa buradayım. Al. Ay. Kız meğer ilk defa sahneye çıkıyormuş. Erkek arkadaşını çağırmış. Erkek arkadaşı da arkadaşlarına demiş ki yengeniz sahneye çıkıyor. Gelin bir destek olalım. Sağ taraf komple kızın seyirci ve bana böyle bakıyorlar.
Neyse ki bir şey yapmadılar. Ya da yaptılar bilemezsin. Her şeyi söyleyecek değiliz. Rezil olma korkusu yok ama bende. Bu arada gerçek indiğimde özür diledim geçti. Ben öyle insanları kırmayı çok seven bir insan değilim. Bazılarının konsepti bu. Bir yandan da rezil olmaktan korkmamanız gerekiyor. Bu işler böyledir ve sağ olsun ailem bunu aştı. Hayatım boyunca yaşayabileceğim en rezil anı yaşattılar bana. Hikayeyi biraz geriden alıyorum. 11-12 yaşlarındayım. Mahallede top oynuyoruz. Şefik diye bir çocuk var. Orta açıldı. Bu geri giderken beni görmüyor ve kafa atıyor bana. Ve benim gözüm solu direkt morarıyor o anda. Bu ne atıyor be? Ben akşam eve gidiyorum. Annem bayağı bir heyecanlı. Benim yüzümü görüyor ve hiçbir şey demiyor. Normalde çok der. Diyor ki Yunus televizyona çıkıyorsun. Ne televizyonu? Kanal 7'de Göster Kendini diye bir yetenek programı vardı. O programı arayıp benim yetenekten bahsediyorlar. Bende de şöyle bir yetenek var. Utanıyorum anlatırken. Ben o yaşlarda hayvan sesi çıkarabiliyordum birçok hayvanın. Ondan fazla hayvanın. Havlayabiliyordum, miyavlayabiliyordum. Eşek sesi çıkarabiliyordum. Bülbül, kurbağa, gugukçuk. Her çeşit vardı. Annem de demiş ki biz bunu neden televizyonda insanlara izletmiyoruz? Neden milyon kişi izlemesin ki? Ayarladılar beni. Haftaya direkt çıkıyorum. Gözüm de mor ve sahneye çıkıp hayvan sesi çıkaracağım. Bazı yetenekler vardır. İnsanın hayat kalitesini arttırır. Mesela güzel bir şarkı söylerseniz ortamlar senindir. Çok güzel arkadaşlıklar kurabilirsin. Hanımlar düşer, etkilenir. Ama benim yetenekte öyle bir şey yok. Sahilde bir kızla havlasam bana düşmez gibime geliyor. Ya da düşene ben düşmem. Yani ne güzel havladın öyle. Bu olmaz. Hiç de denemedim ha. Belki kadınlar kendilerini havlayan erkeklerden hoşlanıyordur. Belki de asıl numara budur. İşte yeteneği şu yönde kullanırdık. Mahallede kedileri kandırırdım ben. Geçerdim kenara. Miyavlardım. Bir tane kedi böyle koşa koşa gelirdi. Sonra benimle karşılaşırdı köşeyi dönünce. Bir şok geçirirdi. Ama daha çok erkek kediler geliyordu. Sanırım ben dişi kedi sesi çıkarabiliyorum. Hani onun da bir tanımı varsa. Veya işte köyde bir havlardım. Köyün bütün köpekleri böyle çılgınlara dönerdi böyle. Bununla sınırlı kalması gerekiyor bunun. Daha öteye gitmemesi gerekiyor. Sen bunu televizyonda oynatmaman gerekiyor. Yetmiyor. Babam, İnegöl'de tiyatrocu bir abimiz var. Volkan abi onunla anlaşıyor. Diyor ki bizim çocuk televizyona çıkacak, gel bir yardım et. Volkan abi de metot oyuncusu. Yani karakteri o rolü yaşatmak istiyor. Yunus'cum, hayvan sesi yaparken sadece ses yapma, bir yandan da taklidini yap. Maymun sesi çıkarırken koltuk altını kaşı mesela. Abi ne diyorsun? Beni bütün gece saçma sapan şekillere soktu Volkan abi. Ve program günü geldi. Sirk gibi gerçekten ortalık. Benden önce iki tane jimnastikçi kardeş çıktı. Bunlar ayakları enselere koydular ve göt tokuşturdular. Bunlardan sonra ben çıkıyorum, havlıyorum, miyavlıyorum, maymun sesi çıkarıyorum, eşek sesi çıkarıyorum. Ve hala travmatik kısma gelmedim. Beni o programda Safiye Soyman öptü. Bazılarınızı öpmediği için bilemeyebilirsiniz o acıyı. Öperken Faik Öztürk'le göz göze de geldim. Bana baktı, dedi ki ben de bilirim o acıyı. Beni de her gün öpüyor. Bunu zamanla böyle sora sora insanlarda şunu gördüm. Bu ünlüler habire çocukken birilerini öpüp öpüp durmuş. Gösterilerde de kullanıyorum bazen. İşte size hangi ünlü öptü diye. İşte birini Tarkan öpmüş, çok iyi. Birinin kıçını Hülya Avşar ısırmış. O, kabul. Biri kaldırdı, beni Erdoğan öptü dedi. Bir gösteride. Dedim ki hangimizi öpmedi? Müzisyen olandan bahsediyorum lütfen. Reisimiz öpmez, kucaklar. Sarılır hepimize. Ve kendim hakkında bu konuda şaşırdığım bir şey gördüm. Geçen sene Kasım ayında bir gösteride yine size hangi ünlü öptü diye sordum. Ve önden çok güzel bir kız el kaldırdı. Dedi ki beni öpersen benimki de sen olursun. Öpmedim. Çok şaşırdım lan. Ben hep öperim diye düşünüyordum böyle bir anda. Öpmüyormuşum meğer. Bu Safiye benim en büyük travmamdır. Daha da büyük travmayı az daha yaşıyordum. Bundan birkaç sene önce bir gösteri çıkışı biri beni Facebook'tan ekledi. Hikaye o kadar eski. Facebook var hala. Gösterimi çok beğenmiş. Kendisi bir dizi yapıyormuş. Bir mahalle komedisi dizisi. Beni de o ekipte senaryo başında görmek istiyormuş. Ayda 13 bin dolar. Direkt kabul ettim tabii. Hemen bir buluşma günü ayarladık. Şişli'de bir tane kafede oturduk. Karşımda çok donanımlı birisi var. Gerçekten çok naif bir yandan da. Girdiği bütün sınavlarda bir, bir, bir diye gitmiş bu. Ya müthiş zeki biri ya da FETÖ'cü. Sonradan öğrendim ki bu FETÖ'cüymüş.
Ama adamda şunu fark ettim ben. Bana bir bakışı var. Biliyorum ben o bakışları. Aynı bakışları kadınlara karşı ben de atıyorum. Benimle bir konuşma şekli var. Aynı benim kadınlarla konuştuğum gibi. Gizli gay. Gizli gaylerde olay şöyle oluyor. Direkt açıklamıyorlar. Kurbağa deneyi gibi. Yavaş yavaş ısıtı ısıtı ilerletiyorlar ki kurbağa anlamasın. Benim de o süreç çok yavaş ilerlediği için belki yapmıştır, bilemiyorum beni de. Ama 13 bin dolar. Müthiş bir para. Dedim ki normal bir şey. Çok eğitimli insanlar çok naif olabilir. Belki onlardandır, daha farkında değilim o sırada. Çok da kibar bir adam. Hemen anlaşmayı yaptık. Beşiktaş'a gittik. Yazı Tura diye bir mekan var. Oraya götürdü beni. O gün de şansımıza Kardeş Payı dizisinin ekibinin orada bir eğlencesi varmış. Bu da oradakilerin hepsini tanıyor. Girdi, hepsiyle tanıştırdı beni. Çok güzel bir gece oldu. Böyle hepsiyle muhabbet ediyorum. O diziyi o zamanlar çok seviyorum bir de. Bu arada o dizi bu dizi değil. Ben bu adama naif dedim ya. Bu naiflik iki bira içene kadarmış. Ulan bu iki birayı bir içti. Bu biralar bunun neresine vurduysa. Karşı karşıya oturuyoruz. Neden karşıdasın dedi. Gel yanıma dedi. Dedim iyi böyle. İyi o zaman ben geleyim dedi. Geldi yanıma. Köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Sürekli böyle geriyor beni. Ama itemiyorum da çünkü 13 bin dolar. Çok güzel bir para. Elleri sürekli üzerimde geziyor. Ben onu el olarak görmüyorum. 13 bin dolar benim üzerimde el gezdiriyor. Kafayı kaldırıyorum. 13 bin dolar benden alt dudak istiyor. Tuvalete kaçıyorum oradan. Yolda boya aynası var. Boya aynasından görüyorum benim götü kesiyor giderken. Tuvalette düşündüm. Belki de bu adam benim hetero olduğumu düşünmüyordur. Ona hetero olduğumu anlatayım. Döndüm masaya. Ona kadınlar konusundan bayağı bel altı bir muhabbet açtım. Allah benim belamı versin. Adam gay değil, biseksüelmiş. Bilmeyenler için kadınlardan da hoşlanıyormuş. Ateşe odun attım resmen. Daha da bir coştu bu. Kaçıyorum artık yanından. Ya mekanda kızlar var, onların yanına kaçıyorum. Geliyor ikimize de yürüyor. Sevgilim var deyip uzaklaştırmayı düşündüm. Ya o da gelsin diyecek pezevenk. Öyle bir adamdan bahsediyoruz. Neyse ki o gün bana bir şey yapmadı. Beni azat etti, beni bağışladı. Döndüm eve. Benim kafada hala para var. Eve girdim. Ev arkadaşına dedim kanka zengin oluyoruz. Kanka çok pis köşeye dönüyorum. Bundan sonra her gece eğleneceğiz lan. Bu evi de bırakıyoruz anlamadım. Ki o evde bu arada animasyonda anlatmıştım. Bahçesinden balici çıkan ev. Yani bayağı kötü sefil şartlarda yaşıyorum. Ben o zamanlar karikatür dergilerinden ayda 120 lira kazanıyorum. Yani 120 lira nereye? 13 bin dolar nereye? Yerimde zıplıyorum ben. Sonra döndüm dedim ki ama. Ama bu ama o boş eşyasız odada biraz yankılandı. Ama. Anlattım. O arkadaş da böyle ağır abi takılan biriydi. Ona biraz ters geliyor bu tarz şeyler. Parayı söyledim sonra. Dedi ki neden vermedin? Kanka ben gay değilim ki. Bence gaysin dedi. Lan değilim. Olmalısın dedi. Lan niye? Çok para dedi. Olmaz lan. O zaman dedi ben vereyim. Ne yapıyorsun lan? Çok para dedi. Aa şerefsize bak. Müşterimi çalmaya çalışıyor. Durur muyum lan? Ben de gayim dedim. Hani gay değildin diyor. O az önceydi. Artık şartlar değişti. Dedi ben sporcu adamım. Bende bu göt varken seninkine bakmaz zaten. Dedim ben de iyi titretirim. Benim piyasada bir adım var. Bilirsiniz. Artık olay ihaleye dönüşmeye başladı. Dik dik bakıyoruz birbirimize. O ne verirse ben iki katını vermeye hazırım. O 10 bin dolar diyecek, ben 5 bin dolar diyeceğim. Sonunda adam ikimizi de bedavaya götürecek. Biraz sakinleşir gibi olduk. Bana dedi ki sen orospusun lan. Para için yapmayacağın hiçbir şey yok. Dedim sen daha büyük orospusun lan. Müşterimi çalıyorsun. Sokakta yazar mı bu? Ulan 13 bin dolar için tarla başındaki travestilere döndük resmen. Birbirimizi yiyeceğiz. Dedim kanka bu işin gidişatı hiç iyi değil. Biz bu gece en iyisi uyuyalım. Bu gece burada bitsin. İkinci buluşmayı adamın evinde yaptım. Biraz da süslüyüm. Kırmızı falan. Evine gitme hayalim yoktu. Niyetim de yoktu. Önce bir mekana götürdü. Orası doluymuş. Sonra başka mekana götürdü. Orası da doluymuş. Sonra dedi ki benim ev burada. Gel bizim eve gidelim. Tamam dedim. Eve girdim. Sapık kırmızısı böyle bir duvarlar sapık kırmızısı. Öğrenci evlerinde çok vardır bu.
Yani o renge bakıp dersiniz yani bu evde çok kırbaçlar şaklamış, çok ahlar alınmış, kanepeyi kaldırsam kelepçe seti çıkacak. Yani zindanına götürmüş gibi. Eve girerken dar bir koridordan geçiyorsun. Daha önce o eve gelmişlerin ruhları geçiyor önünden böyle. Kaç diyor böyle. İnanması diyor. Sikecek bak. Yapma böyle. 13 bin böyle. Öyle gidiyor. Masa kurmuş bir tane. Lan masada mumlar yanıyor. Bu adam geldiğinde yakmadı bu mumları. Çıkmadan önce yakmış, çıkmış, beni almış, eve getirmiş. Lan bu mekanların doluluğu bile mi bahaneydi? Karşımda 7 hamle sonrasını gören bir satranç dehası var resmen. Bense önümdeki hamleyi göremeyen bir köylüyüm. Ya burada köylüyüm dediğim için bazen alınanlar olabiliyor. Herkes kendi grubu hakkında şaka yapabilir. Ben de köyde büyümüş biriyim. Mesela siyahi biri siyahilerle yapabilir. Engelli biri engelli biriyle yapabilir. Vakfın üyeyseniz de pedofiller hakkında şakalar yapabilirsiniz. Hadi burayı yayınlayayım. Hadi. Yayınlayacağım. Yok yok. Masaya bir baktım. Çok güzel bir masa. Pahalı şampanyalar, şaraplar var. Çikolata almış bir tane. Biliyorum ben o çikolatayı. Böyle Türkiye'de sadece bir tane şube açan. Özel Belçika çikolatacıları var ya. Şu bugünün parasıyla çikolatanın tanesi 1.000 lira olan o çikolatalar. Çikolatayı bir yiyorsun. Böyle masaj yapa yapa iniyor aşağıya. Lan daha önce ben yememişim hiçbir şey. Çikolatayı ben hiç tatmamışım ki. Bak adama hayır diyorum. Ama çikolataya insan şekline bürünüp gelse ona verirdim. Ve 13 bin dolara da gerek yok. Benim için yemek hazırlamış. Bir yandan da moralim bozulmaya başladı. Çünkü adam beni hak etmeye başladı. Ve böyle insani bir yönüm çıktı. Ulan adam o kadar emek vermiş. Ver kurtul. Çok güzel yemekler. Yemeği yedik. Sonra koltuklara geçildi. Ben yanıma bayağı bir kağıt getirmişim. Bir ton kağıt var önümde. Buna iş anlatmaya çalışıyorum sürekli. Bu daha bire vuruyor böyle. Ya bırak işi. Gel biraz muhabbet edelim. Onu sonra konuşuruz. Burcun ne? Artık ben ilgilenmediğimi anlayınca bu açtı müziği. Dans ediyor kendi yanında böyle. Hafiften de içiyor. Kafası güzelleşiyor. Kaçmak istiyorum. Ama sebebini biliyorsunuz. 13 bin dolar. Çok önemli bir para o benim için. Kaçamıyorum. Elimden tek bir şey geliyor. Kanepede oturdum götümü sıkıyorum. Dahası gelmiyor. Diyorum ki umarım bir şey yapmaz artık. Bir iki saat geçti. Arkadan Chet Faker çalmaya başladı. Chet Faker da bu işin mehter marşıdır. Eğer size Chet Faker çalınıyorsa size doğru gelen bir şey vardır. Haberiniz olsun. Ben daha o zamanlar bu bilgiyi bilmiyorum. Kafayı bir kaldırdım. Bunda pantolon yok. Boxer'la karşımda duruyor, dans ediyor. Ulan zengin olacağım. Önümde büyük bir engel var. Onu aşmam lazım. Düşündüm. Dedim Yunus tamam. 13 bin dolar müthiş bir para. Güzel bir para. Ama senin götün daha değerli. Kaçtım. Kaçmadığımı düşünüyordunuz değil mi? Ya bugün olsa kaçmazdım. Bugün çok önemli bir paraydı. Kaçarken de kendimi ikna etmeye çalıştım ama. Ya bir şeyi denemeden sevmediğinizi nereden bilebilirsiniz ki? Ben ananas sevmiyorum diyemem mesela. Daha önce hiç yemedim. Belki yesem çok seveceğim. Bağımlısı olacağım. Bazı şeylere de imkan vermeniz gerekiyor. Maraş tarhanası mesela. Bir yersin, iyi dersin. İki yersin, olur dersin. Üçüncü de bağımlısı olabilirsin. Belki o da öyle olacaktı. Belki mağdur olmayacaktım hiç. Böyle kaçtım eve. Ve dizi gerçekten yayınlandı. Söyleyeyim mi diziyi? Yok söylemem. Biraz da yorum kastırmamız lazım, tahmin edin. Dizi gerçekten yayınlandı. Bir senede yayında kaldı. Ratingleri de çok iyiydi. Şimdi böyle bir şey başına gelince ilk iş ne yapıyorsun? Senaryonun başında kim var diye bakıyorsun. Baktım. Ana, bizim komedyen bir arkadaş. Şu anda çok ünlü bir komedyen arkadaş. Lan dedim acaba. Biz bununla birkaç ay sonra BKM'de karşılaştık. BKM'nin önünde oturuluyoruz. Birkaç kişi daha var. Herkes bunu tebrik ediyor. Ben de tebrik ettim. Dedim hayırlı olsun kanka. Eyvallah dedi. Aynı teklif bana da geldi dedim. Bunun bir yüzü düştü. Kalabalığız ama. Direkt konuşamıyoruz. Bakışlarımızla konuşuyoruz. Ben ona Kadir İnanır gibi bakıyorum. O bana masum masum bakıyor. Bana bakışlarıyla diyor ki kimseye söyleme.
Ben Kadir İnanır gibiyim. Daha sert bakıyorum. Diyorum ki değdi mi? Sorgular bir şekilde bakıyorum. O diyor ki kanka 13 bin dolar az bir para değil. Evet değil ama değdi mi diyorum. Kanka o çikolatayı yedin mi diyor. Yedim yedim çok güzeldi. Boğazdan akıyordu o. Çok müthiş bir şeydi o. Ama değdi mi diyorum. Bir şey diyemedi. Gözleri doldu. Sonra kalktı, hafif hafif uzaklaştı. Ben de arkasından bakıp dedim ki vay orospu. Ben Yunus Emre Gündüz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Ben niye alkışlıyorum? Eyvallah. Gösteri bu kadardı. Hadi bir tane daha şey yapayım. Babamı yakmalık seti koyalım da. Benim ailem 2-3 sene önce boşandı. Ya çocuklar var o kadar böyle. Ben 30 yaşındayım. Kötü etkileniyorlar. Annem çok sinirli. 36 yıllık bir evliliği bitmiş. Bayağı bir sinirli. Ve evde babama ait her şeyi attı. Ama hala atacak bir şeyler arıyor. Ve evde babama en çok benzeyen şey benim. Kabus gibiyim. İnegöl'e gidemiyorum. Babamın kafa rahat. 2 bayram önce bizi topladı. Dedi ki ben gidiyorum yarın. Dedik nereye? Dedi ki evlenmeye. Dedik nereye? Jakarta dedi. Endonezya Jakarta. Gitti. Endonezyalı bir cici annem var benim. 10 numara konsept. Biz başta babamı ikna etmeye çalıştık. Baba dedik Suriyeli olur mu? Hani yakın en azından yakın. Siz şimdi Endonezyalıları bilmiyorsunuz ama orada bir şeyler değişik. Bak kısa boylular, esmerler, böcek yiyorlar ve şeriatileri var. Babamın sebebi de buymuş. Arap şeriatini beğenmiyormuş. Lan gurmeliğin bu alanda mı tuttu? Şimdi diyeceksiniz bu adam Bursa İnegöl'ün Kurşunlu köyünden nasıl Jakarta'nın köyündeki kadını etkiledi diye. İlk önce Kurşunlu köyünden biri Jakarta'nın köyünden birini tavlıyor. Evleniyorlar. Sonra buradaki adamın arkadaşlarıyla oradaki kadının arkadaşları birer birer evlenmeye başlıyorlar. Kurşunlu köyünde 15 kişilik bir ortam var. Bunlar her ay buluşuyor. Hepsinin ortak özelliği Endonezyalı eşlere sahip olmaları böyle. Motor kulübü gibi. Böyle cinsel bir şaka yapmıyorum. Her ay buluşup kendi eşlerini tartışıyorlar. Seninki ne yapıyor? Benimki ne yapıyor? Benimki şunu yapıyor falan. Çok değişik şeriatları var ya. Bir tane korku filmi izledim onlardan. Biraz da öğrenmeye çalışıyorum. Cinli korku filmi yapmışlar. Namaz kılıyor kadın. Sonra cin arkasından namaz kılıyor. Ve cinin şeyi var, türbanı var. Lan bizimkiler en azından layık cinmiş. Bunlar... Cinde bile harama helale dikkat ediyorlar. Çok ayrı konseptler. Kadın çok tatlı bu arada. Yani böyle komedisini yapıyorum falan ama çok tatlı bir kadın. Neşeli, kendi halinde takılan biri. Onunla arada muhabbet ediyoruz. Bir de bana bilmediğim şeyleri anlatıyor o tarafla ilgili. Çünkü babam oraya gidip düğün yaptı. Bana düğün fotoğraflarını gösterdiler. İnsan babasını o halde görmemesi gerekiyor. Endonezya'daki adet şöyle. Gelini değil damadı süslüyorlar. Babamı da bir süslemişler. Bir süslemişler. Ya insan babasını o halde görmemeli. Babam etekle böyle şıngır şıngır takılıyor. Altın maltın takmışlar babama. Hikayeler anlatıyor orada geçirdiği süreyle ilgili. Babam bir gün camiye gidecek. Şimdi bunlar Şafii'miş, bizimkiler Sünni. Babam oraya şortla gidiyor. Şafiler de şort istemiyor camilerde. Ve bundan dolayı babama bayağı bir kızmışlar. Ablaya yazmışlar. Demişler ki bu böyle olmaz. Bu caminin bir duruşu var. Bir ahlakı var. Bir namusu var. Bir daha bu buraya gelmemeli böyle bir halde falan diye. Ya bildiğin Jakarta'da babam demişler. Vuracağız adamı. Namusunu temizleyeceğiz. Ayağınıza sağlık. Ben Yunus Emre Gündüz. Ben Yasin'i ezbere biliyorum. 6 sayfalık bir ayet. Ayet diyeyim. Keseceğim. Kameradan ben kurgu bende. Saçmaladığımda bu arada şey yaparsanız, çok gülerseniz şey yaparım. Ensar Vakfı'na dedim ya başta. Ben oraya bağışlanacaktır Ensar Vakfı'na deyip sizin alkışı koyarım. Kurgu bende. Niye yapmayayım? Kamera size de bakıyor. Bakın bunlar derim. Belki de asıl numara budur.
Havlayayım mı? Az bir şeye girmişiz. Orada biri seçiyor. Sen de bir şey sesi çıkar. Ben de havlayayım. İyice. Değişik bir yere gidiyoruz biz. İyi. Bekleyeceğiz. Sen rahat ol. Sen rahat ol paşam. Demek onlar gerçekmiş. Bazen programlarda görüyorsun ya, parayla çağırdılar falan diye. Vallahi para vermedim. Benim öyle bir ekip kurasım var. Bir tane televizyon programında yaptılar gerçi. Böyle garip gülen 10 kişiyi topladı sunucu böyle. O şey ga 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 diye gülen adamı bekliyorum ben. Yan yana bir koy var ya, uf. Aa yine başladı. Aa. Daha çok şey yapıyor.